cilt gençleştirme, botoks uygulaması, dolgu maddesi uygulaması, kimyasal peeling, mikrodermabrazyon, lazerle cilt gençleştirme, radyo frekansla cilt gerdirme, mezoterapi, sivilce ve izlerinin tedavisi, bölgesel zayıflaması. Allah'ım. Neler yapıyorsunuz? Zor neler? Zor. Yani zorluğu sizedir herhalde. Bize keyif. Bize de zorluğu var mı? Onu anlatırsınız şimdi. Buyurun. Kozmetik dermatolojinin uygulama alanları daha geniş anlamda böyle saydım ben ama nelerdir? Siz anlatın. Dermatoloji bölümü biliyorsunuz tıpta çok 1500'e yakın hastalığı kapsıyor aslında. Evet. Ama kozmetik dermatoloji sadece bir köşesi bunların. Doğru. Ve çok zor bir talepti çünkü bir güzel olmak isteyen, daha iyi görünmek isteyen bir genellikle bayanların ama erkeklerde tabii ki bu talepleri alıyoruz. Ve buna cevap vermek zor. Bunun altından kalkmak zor bir hekim için, evet. Sistem için. Onun için zor bir iş. Ama dermatoloji uzmanları, plastik cerrahlar biliyorsunuz, estetisyenler, medikal estetik hekimler bunu başarıyorlar bence. Evet. Peki bu işin koşulları var mıdır? Yani her kapınızı çalana beni gençleştir, cildimi tazele, beni zayıflat dediğinde her türlü uygulamayı yapabiliyor musunuz? Mutlaka onu değerlendiriyoruz ilk başta. Yani bu acaba bu sorun kişinin metabolik bir sorununa mı kaynaklanıyor? Yoksa endokrinoloji bir sorunu mu var veya erken yaşlanma varsa buna bakıyoruz. Ha, öyle bir imkan varsa kişiyi daha iyi görünmesi sağlayabiliyorsak tabii ki ek oluyoruz ve bunu sağlıyoruz kişiye. Evet. İşte medyada görüyoruz, televizyonlarda, gazetelerde okuyoruz. Pek çok mağdur var bu işten. Evet, doğru. Çünkü hakikaten suistimale açık bir iş bu. Meslek ama hani bunu diğer yapanlara bakınca öyle sıradan bir işmiş gibi algılanabiliyor. Ve doğru. Sorup soruşturmadan gidenler de maalesef mağdur olabiliyorlar. Doğru. Ve geri dönülmez durumlar yaşayabiliyorlar. Bunları bu uygulamaları yani kozmetik dermatoloji uygulamalarını kimler yapar? Bu konuda biz net bir bilgi alalım. Şimdi bu branş aslında son yıllarda, son 20-30 yılda daha çok yol kat etti. Ve farklı maddelerin çıkışıyla daha farklı bir vizyon kazandı. Sürekli bir şeyler çıkıyor talebe göre. Çünkü talep çok ilginç bir taleptir ve sürekli tabii ki suistimale de açık bir zemindir. Ve bu yolda tabii ki bunlar deneye birçok hata da gelişti. Gelişiyor sürekli. Bir de bu işin uzmanı olmayan, işte bu işte herhangi bir deneyimi olmayan kişiler de tabii ki bu işin içinde ve maalesef onların... Yasal olarak kimler yapar? Onu bize ne plastik cerrahlar, dermatoloji uzmanları, medikal estetik dediğimiz Türkiye'de işte aslında pratisyen hekimler ama takım estetik işlerle de uğraşan... Pratisyen hekim tabii olmaları ki, gerekiyor ki, değil mi en az bu işi kesinlikle. Yapabilmeleri için? Ve tabii ki estetisyenler de bu işin içindeler ve onlar da sonuçta bir hekimin yanında uzmanlık değil de deneyim kazanıyorlar en azından. Ve ama estetisyenler deyince şimdi iş karışıyor tabii. Yasa yani olmasa da işte yapıyorlar yani. Sanıyorum bir hekim eşliğinde, kontrolörlüğünde öyle değil mi? Kesinlikle. Mutlaka olması gerekiyor. Öyle bir yetki belgesi almaları gerekiyor en azından. Peki şimdi geçelim bakalım neler yapabiliyoruz. bu işte sarkmalar, efendim bu çizgiler deyince yeni neler var, neler yapabiliyoruz? Şimdi bunu bir aslında yaşlanmayla başlamak gerekiyor. Evet. Yaşlanma bir süreçtir. Bu bir kronolojik bir süreçtir. Yani kişinin aslında genetik yapısına bağlı, işte metabolik sorunlarına bağlı kodlanmış ve bir saat gibi kurulmuştur yani. Bir de çevresel faktörlere bağlı. Yani ne bileyim işte güneş ışınlarına maruz kalma, sigara içenlerde ondan sonra daha soğuk, nemsiz havalarda kişi daha çok duranlarda bu yaşlanma hızlanıyor aslında. Ve buna bağlı tabii ki ciltte kuruluk, ne bileyim kırışıklıklar, bizim aslında işimizin şeyi o kırışıklıklar. Evet. Ortaya çıkıyor. Bunun yanında kanserler biliyorsun, deri kanserleri ortaya çıkabilir. Buna biz cevap veriyoruz bir şekilde. Ona daha iyi görünmesini sağlıyoruz kişiye.
çizgileri veya kırışıklıkları aslında söyleyeyim ben size. Bunları bildiğimiz gibi çok bilinen işte botulinum toksin enjeksiyonlar veya işte biliyorsunuz botoks evet ticari ismiyle ve işte dolgu maddeleri hyaluronik asit, kolajen ve kişinin yağ dokusundan alınan işte dolgu maddeleriyle daha iyi göstermek mümkündür yani kişilerde. Ama işte tabii bölgesel uygulamalar ya daha hala kesmiyor bizi bu durum. Yani hani şuradaki kırışıklık belki dolduruluyor ve genişletiliyor, açılıyor ama evet. buradakiler kalıyor bu sefer. Oraya değdi değmedi derken. Yani aslında bir denge sağlamak gerekiyor. Bir denge, yani. Tabii ki denge gerekiyor. Sağlamak gerekiyor. Doğal bir görünüm için. Doğal bir görünüm için ve genel bir bakış gerekiyor. Ama mesela botulinum toksin enjeksiyonu yapılmış kişinin mesela yüzüne bir tarafına yapılıyor. Ama diğer taraflar bırakılmış ve denge bozuluyor. Farklı çizgiler ortaya çıkıyor bu defa. Doğru. İstemediğiniz bir çizgiler ortaya çıkıyor. Bunu engellemek için gerçekten bir vizyonu olan, estetik bir görünümü olan kişiye başvurmak gerekiyor. Doğru noktalara evet, doğru noktalara enjeksiyon uygulama gerekiyor. Peki bu zayıflama, işte efendim sıkılaşma, bununla alakalı da çalışmalar sizin dalınıza giriyor mu? Girer. Sonuçta biz de bu işi şey yapıyoruz, yönlendiriyoruz hastalarımızı. Mutlaka diyetisyenler hastaları görüyor. Onların ölçüleri alınıyor, onların metabolizmaları değerlendiriliyor ve bu şekilde bir program içine sokuluyor hasta. Bu programda tabii diyetin yanında değişik yöntemler var. Son yıllarda kavitasyon dediğimiz yöntemler, radyofrekanslar, vakum tedavileri. Size küçültüyor yani. Evet. Biz hafifte size küçültüyor. Kişinin elbisenin içine beden küçülüyor. Yani daha iyi durmasını sağlıyor. Yoksa diyetisyen veya diyet veya spor yapmadan mümkün değil hemen hemen. Kesinlikle aslında işte o da önemli öyle değil mi? Yani bu makinalara girmek güzel, kolay kolay da bu sefer de hani diyoruz ya bir yerde bir şey toparlarken bir yerde başka bir dengeyi bozuyoruz. Spor yapmadığımız için akciğerler tabii çalışmıyor. Kesinlikle öyle değil mi? Bir oksijen sorunu oluyor bu defa. Orada bir çökme yaşanıyor. Çok genç gösteriyoruz. Ama nefes darlığı geçiriyoruz. Çünkü kondisyonumuz düşmüş oluyor. Siz ne öneriyorsunuz? Yani bütün olarak diyorsunuz ya bu vizyon gerektirir diye. Nasıl bir yaşam yaşamak lazım? Bunun bir programı var. Kişinin işte ölçülerine bağlı olarak, yaşına bağlı olarak bir program çiziyoruz. Bir rota çiziyoruz hastaya. İşte fazla su tüketmek sizin... günlük şeyinizde buymuş galiba programın teması işte fazla su içmekle onun vücudundaki fazla derken aslında vücudun evet, yani, istediği evet, miktarı mutlaka en azından, vermek değil iki mi? 2 litre su içmek zor bir şey ama öneriyoruz hastaya ondan sonra karbonhidrattan uzak durmak biliyorsunuz yağlı yemekler yememek gibi şeyler var. Bir diyetisyen mutlaka bunları benden daha iyi size doğru, anlatabiliyor. Tabii, doğru, haklısınız. Şimdi tabii biz dermatoloji olarak tabii işin içindeyiz. Kırışıklıklara tekrar şöyle bir dönmek istiyorum aslında. Ne zaman en erken, ne zaman bu işe başlayabilir bir kadın, bir erkek fark etmez aslında. Yani ben de eyvahlar olsun başlıyor dediği yaş gerçekten aslında onun hissettiği yaşlılık yaşı mıdır? Yoksa doğru sizin artık müdahale edilmesi gerekiyor denilen yaş mıdır? Yaşlanabiliriz 25 yaşlardan sonra. Başlıyor kişide farklı çizgilerin ortaya çıkışıyla kişinin talebine göre aslında müdahale edilir kişinin özellikle alın bölgesine veya değişik hastanın çalıştığı yerlere botoks veya dolgu enjeksiyonları bunun yanında trombositten zengin serum enjeksiyonları var biliyorsunuz. PRP dediğimiz işte. PRP nasıl? Onu bir anlatır mısınız? İşte kişinin biliyorsunuz kanı alınır bir 10 cc civarında ve santrifüj yapılıyor öyle cihazlarda. Trombosit kendi kanı, evet, kendi serumu yani kırmızı küreleri ayrıldıktan sonra serumdan trombositten zengin serum 4 cc 5 cc civarında alınıp kişinin dermis bölgesine yani derisinin dermis bölgesine enjekte ediliyor. Bu hücreler yani yeterince derine enjekte ediliyor ki etki yaratsın evet, 4 milimlik bir derinliğe enjekte ediliyor. Bu hücreler büyüme faktörleri salgılıyor. Ve bu şekilde işte fibroblast dediğimiz hücre, kolajen ve hyaluronik asit dediğimiz proteinleri
aslında salgılayan hücreleri uyarıyor. Aktive ediyor. Canlandırıyor. Ve cilde bir tazelik veriyor aslında. Tazelik, dolgunluk. Ama bu uzun sürede cevabı. Size flash gelişme yok burada. Doğru. Birdenbire siz buradan efendim ben birdenbire cildim güzelleşsin, cildim çok harika olsun. Öyle bir şey yok. Bir de zaman içinde gelişiyor. Aklına şu sorular da geliyor. Evet. Cahilliğime verin. Yani şimdi artık yaşlanma olmuş ve hücreler ölmüş orada. Artık yeniden bir canlanma yok. Oraya biz hücre mi ekiyoruz? Ne yapıyoruz da orada yeniden bir oluşum yaratabiliyoruz? Yani bunun sonu yok ki o zaman gibi. Evet. Öyle yani, değil mi? Yani bir zamanla, 20 yaşında gibi kalacağız tabii o zaman. Ki, eğer mümkünse bu. Zamanla özellikle bayanlara söyleyeyim. Yani menopoz sonrası ilk 5 yılda çok çöküş oluyor. Kollajen ve hiyaluronik asit miktarı yağ dokusu kalmıyor. Öyle değil mi? Bir bağ dokusundaki proteinler azalma oluyor ve dolayısıyla alttaki kasın çalışmasıyla deri yavaş yavaş çöküyor ve kırışıklar ortaya çıkıyor. Bunu biz dışarıdan veremeyiz hastaya. Yani cilt o kadar geçirgen bir bariyer değil. Evet. Kollajen ve hiyaluronik asit kolay kolay geçemez ya, mümkün değil. Bir de her tarafına nereye geçireceksin? Mümkün değil ya, geçmez o kadar. Bir pompoyla basıp yoksa virüs ve mantarlar ondan önce geçer ve mikroplar geçiyor, gece geldiği yerde o kadar. Doğru. Biz ne yapıyoruz? Enjeksiyonla bu bariyeri geçiyoruz ve dermis bölgesinde bu dolgu maddelerini enjekte ediyoruz. Bu şekilde kırışıkları daha iyi duruma getiriyoruz. Çünkü su tutma kabiliyetini artırıyoruz aslında. Artırıyor. Peki o zaman mantıken daha erken yaşta başlamak işe yarar mı buna? Ya hazır daha hücreler canlıyken onları korumak adına. Tepkili bu konuya. Yani erken başlamayalım buna ondan sonra. Ama PRP için söylüyorum. PRP için orta yaşın üstünde. Çünkü alacağınız etki oradan çok şey değil. Çok dediğim gibi flash değil yani. Daha iyi görünmesi genellikle 35'in üstünde. Bayanlar istiyor bu şeyi, PRP tedavisini. Anladım. Peki bu lazerle cilt gençleştirme de aslında enteresan. O da bayağı etkili olduğunu biliyorum bunun da. Onu anlatır mısınız? Lazer biliyorsunuz bir ışındır, bir enerji kaynağı ve değişik konularda biz lazeri kullanıyoruz. Kozmetik dermatoloji olarak. Kıl tedavisinde biliyorsunuz, tüyleme tedavisinde kullanılan bir yöntem ve epilasyon yapıyor hastada. Bunun yanında işte leke tedavisinde kullanıyoruz lazer tedavisini. Ve gençleştirme de son yıllarda mesela fraksiyonel lazerler var. Bunlar çok güçlü lazerlerdir ve ta özel bir derinliğe kadar iner. Su moleküllerini hedef alıyor ve orayı buharlaştırarak küçük küçük yaralar oluşturuyor aslında. Vücut o yaraları iyileştirirken daha iyi bir görünüm sağlanıyor ciltte. Ve kişide hem dolgunluk olur cildinde hem uyarılmış oluyor o bölgeler öyle mi? Bir yara oluşturuyor. Yara oluşturuyor. Yüzeyel bir yara. Vücut onu iyileştirsin. Öyle yalancı mi? Yaralar. Mesela peeling de böyle. Kimyasal peeling de aslında bir yalancı bir yara oluşturuluyor. Ve vücut kendisi o yarayı iyileştirirken cilde bir dolgunluk veriyor. Daha çok yerliyor. Var. Daha çok. Mesela bu soğuk lipoliz mi diyorlar? Ne diyorlar? Onu duydun mu? O da şimdi lipoliz, çok. O daha çok yağ almak için. O da ayrı bir yöntem. Peki sivilce ve izlerinin tedavisi. Bu tabii aslında ergenlikte başlıyor. Öyle değil mi? Ta sonuna kadar eğer iyileşmiyorsa. Böyle bir imkan var mı? Eğer iyice deforme olmuşsa cilt belli bir yaştan sonra. Tabii nedir ki. Bunu? Nasıl dediğim gibi fraksiyonel lazer dediğimiz bir lazer yöntemi var. Daha iyi tedavisinde bunu kullanıyoruz. Peelingler var. Onları peelingler var. Dermal roller var. Kimyasal peeling yönteminde biz bazı asitler kullanıyoruz. Meyve asitleri, glikolik asit, salisilik asit, piruvik asit ve trikloroasitik asit dedim. TCA herhalde ünlüdür. Belki herkes duymuştur bunu. Bunu cildin üzerine sürüyoruz belli bir zaman içinde. Yani kaç dakika olarak sürüyoruz. Orada bekletiyoruz. Ve sonra nötralize edip kaldırıyoruz ciltten. Kaç kat kalkıyor orada o sırada? Ya da ideali ne bunun? O sırada kalkmıyor. Orada sonradan soyuluyor. Yüzeye bir nekroz geliştiriyorsunuz. Yüzeye bir
öldürüyorsunuz çok güzel bir kaç mikron 30-40 mikron civarında deriyi aslında öldürüyorsunuz. Yakıyoruz. Bunlar aslında, yavaş yavaş kalkıyor. Bir hafta 10 gün içinde. Bir hafta 10 gün sürüyor değil mi? Mikro düzeyde soyulma oluyor ciltte. Ve gittikçe aslında cilt daha berrak, daha şeffaf görünüyor. Yani cildin aslında kendi kendine yaptığı evet, işi tabii ki biraz kendisi, daha hızlandırıyoruz. Kendisi yapıyor tabii ki bunu. Ve kolajen yapımı uyarılıyor burada aslında. Ama işte o süreç önemli. Bence orada uyaralım herkesi. Beklentiler var. Yani tedavi sürecinde bir kere korumak gerekiyor. Öyle kesinlikle değil mi? Güneşten koruyucular kullanmak, nemlendiriciler kullanmak gerekiyor. Ve herkese yaptırmamak lazım bunları. Bunları deneyim sahibi kişilerin mutlaka, hekimlerin, uzman hekimlerin yapması gerekiyor. Çünkü çok mağdur olan insanlar da var bu şeyde. Çok yanıklar gelişen, çok iz bırakılan çok gördüm ben de yani son yıllarda çok çünkü herkes yapıyor artık bunu ve yani tecrübesi olsa mı olmasın. Evet, peki diğer bir konu da aslında epilasyon, o da çok önemli öyle değil mi? Yani bizim ülkemizde özellikle maşallah kıllı tüylüyüz. Şimdi artık hatta erkekler de kurtulmak istiyor, temiz olmak istiyor. Nedir imkanlar? Onlar da şöyle biraz açalım. Eskiden biliyorsunuz lazer yoktu. Bir yoğun ışık tedavisi vardı. IPL dediğimiz sistem. Şu daha da eskiden bir elektrikli bir şey. Evet, tabii ki o çok eski. Tabii ki o iğneli epilasyon dediğimiz şey. Elektrolit evet, yöntemiyle. Ondan önce ne bileyim kimyasal maddelerle işte kılla uzaklaştırmak veya ağdalarla biliyorsunuz. Evet. Bu yöntemler vardı ama şu andaki farklı lazer sistemleri var. Ve gün geçtikçe aslında gelişiyor. Evet, bu dalga boyuna göre değişiyor bunlar. Dalga boyuna göre dalga değişiyor. Dalga boyuna lazerlerin etkisi, kullanım yerleri ve yan etkileri ne bileyim alacağınız tedavi oranı hepsi değişebilir. Peki yüz bölgesi hep korkutur bizi lazerde. Çünkü tetikleniyor bazı lazerler. Bu tüylenmeyi orada tetikliyor. Bir kere kişi tüylüyse mutlaka bunun çok fazla aşırı tüylenmesi varsa bunu hormonal sorunun çözülmesi lazım. Değerlendirilmesi gerekiyor. Acaba başka sorunları var mı? Eğer hiçbir sorunu yoksa mesela bu çene bölgesinde tetikleyebiliyor. Evet tabii. Çene bölgesinde özellikle Alexandrite dediğimiz lazer 755 nanometre yok lazerin ismi bu. Peki. Zaten o dalga boyun ismi bu. Tamam. O lazer şeydir. Biraz tetikleyebilir. Evet. Daha çok diyot lazerler tabii ki işe yarıyor yüz bölgesinde. Evet. Ama genel olarak yani bütün lazerler işe yarıyor. %80'e kadar kıla etkili ve yok ediyor. Ama galiba renk sorun oluyor değil mi? Yani koyu rengi görüyor, açık koyu rengi görmüyor. Tabii ki pigmenti görüyor çünkü. Pigmenti görüyor oradaki çünkü. Melanini görüyor, onu ısıtıyor ve hücrenin ölümüne neden oluyor. Aslında şeyi bu. Başka yenilikler var mıdır? Sizden burada gördük, duyduğumuz şeyler de aslında bunlar. Sonra aylarda şey var, cildin yani yüze tamamen yapılan dolgu maddeleri var. Dolgu maddeleri, farklı dolgular, yeni dolgular. Bunlar yaygın bir şekilde yüze, boyun ve dekolteye uygulanır. Boyun ve dekolte problemdi. 3 ve 4 enjeksiyon olarak ve küçük çizgiler, ince çizgiler. Ellere de olabiliyor yok, evet, mu? Ellere de uygulanıyor ve bunların daha iyi görünmesini sağlıyor. Somon DNA enjeksiyonları var. Son aylarda bunlar var. Şeyde, şimdi o zaman plajlarda gerçek yaşı belki 70 olup görünen yaşı 20 olan hanımlar. Doğrudur. O kadar da olmaz ama yine de. O kadar da olmaz. O kadar da olmaz. Peki efendim, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Hazır olalım bu yaz için.